Super. Comment avez-vous trouvé la série de trois conférences sur Picasso et le cubisme organisée par l'Université Économie? Eh bien, ces trois conférences qui ont été organisées par l'Université d'économie et que nous avons accueillies à l'Institut français étaient de très très bonne qualité, avec des intervenants qui ont travaillé sur l'originalité aussi et une vision, une lecture de Picasso. Donc pour nous, c'était très intéressant et très stimulant de pouvoir accueillir ces trois conférences. Comment avez-vous trouvé la série de trois conférences sur Picasso et le cubisme organisée par l'Université Économie? Eh bien, ces trois conférences qui ont été organisées par l'Université d'Économie et que nous avons accueillies à l'Institut français étaient de très très bonne qualité, avec des intervenants qui ont travaillé sur l'originalité aussi et une vision, une lecture de Picasso. Donc pour nous, c'était très intéressant et très stimulant de pouvoir accueillir ces trois conférences. Pour quelle raison avez-vous choisi un portrait de Dora? Alors ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas moi qui ai choisi le portrait de Dora. C'est Bernard Prat, l'artiste, qui a décidé de prendre un portrait iconique. La seule chose que j'ai faite, c'est de choisir un artiste comme Bernard Prat, d'avoir une vision contemporaine de Picasso et de l'inviter à Izmir. Très bien. Comment avez-vous trouvé la série de trois conférences sur Picasso et le cubisme organisée par l'Université Économie? Bien, ça va. Je suis Picasso. Hayatında çok önemli bir kişi olan Dora Maar, Picasso'nun Dora Maar için yaptığı bir portreyi kendi olağanüstü uygulamasıyla böyle bir enstalasyona dönüştürdü. Bu İzmir için tabii hem Picasso sergisinin önemini güncel sanat açısından da vurgulayan çok değerli bir çalışma olmakla beraber, hepinizin gördüğü gibi burada kullanılan malzemeler de İzmir'den toplanmış malzemeler. Dolayısıyla yani İzmir'e ait bir takım nesnelerden böyle çok önemli sanat eserinin konuşmuş olması ve sergi tamamlandığında bu çalışmanın aktifliğiyle ilgili böyle bir belirsizlik de olunca ben acaba bu misafirliği İzmir'de biraz daha uzatabilir miyiz diye düşündüm, hayal ettim. Ve orada bu Dora Maar'ı sergilenebilecek bir mekan oluşturmak üzere anlaştık. Orasını hazırladık. Şimdi bugün çalışmaya başlıyoruz bu önemli enstalasyonu. Urla Nefes Alanı'na götüreceğiz. Orası henüz misafir ağırlamak için önce Dora Maar'ı ağırlamaya başlıyor ama Dora Maar'ı İzmirlilerle tekrar buluşturmak için biz oranı biraz daha öncelikle bu akşam ilk kez sizinle olan kaç konuğumuz var bir görebilir miyim? Burak Hocam, o muhteşem fotoğraf tanıtımınızı bugün yapmayarak yanlış yapıyorum galiba ama. Efendim bugünkü konuğumuz Burak Erdeniz. Hani İngiltere, hani ODTÜ, hani NASA, hani sonra Hertfordshire, orada psikoloji, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği,
derken tüm bu bilgisiyle İzmir'e geri dönen İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin çok değerli bir akademisyeni olarak bizimle. Neden buradayız? Aslında Arka Sanat Merkezi ile başladığımız farklı bir üniversite sektör işbirliği için buradayız. Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezimizle Sanat Merkezimizin birlikteliğinden biz Picasso'ya biraz farklı bakmayı seçtik. Sizlerin katılmadığınız oturumlarda iletişim alanından baktık, siyaset iletişiminden baktık. Başka doğrudan estetik ve algı boyutundan baktık. Ve gerçekten doğrudan sanat tarihi boyutundan baktık. Bugün de aslında yapay zeka ve derin öğrenme boyutundan Picasso'yla kübik bakmaya çalışacağız. Bu arada küçük bir kağıt göreceksiniz. Hani üniversite yıllarını hala öğrenci olanlar için değil ama özleyenler için kabul eder ve imzalarınızı verirseniz bundan sonraki iletişimimizde sizinle sürdürmek istiyoruz. Çünkü Arka Sanat çılgın sergilerle devam ediyor ve biz de bir üniversite olarak şehirde olan sanat aksiyonlarının aslında o şehrin ekonomisine ve sosyal yaşamına kattığı değeri görmeye ve ölçmeye çalışıyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum imzalarınız için ve sözü sevgili Burak Erdeniz hocamıza bırakmak istiyorum. Hocam buyurun. Selam Hanım, teşekkürler bu nazik tanıtımdan dolayı. Öncelikle ben bu saatte bu soğuk İzmir gününde burada olan dinleyicilere teşekkür ederim, beni dinlemeye geldiğiniz için. İkincisine Fransız Kültürel'e ve Arka Sanat'a teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon hazırladıkları için sağ olun. Bugünkü konumuz yapay zeka ve derin öğrenme. Yapay zekada derin öğrenme ve sanat. Bu sunuma başlarken size şöyle bir kaç eser göstermek istiyorum. Sizce bunlardan hangisi insan, hangisi yapay zekanın ürettiği bir eser, desen, hangilerine insan olduğunu düşünüyorsunuz bu altı tablodan? Buyurun. Alt orta. İnsan. Sağdaki yapay zeka. Işte. Onun yanındaki yapay zeka. Üst orta da yapay zeka. Sağ. Üst orta da yapay zeka. Şu mu? Evet. Bu daha Rothko var bir şey değil mi? Evet. Başka fikri olan var mı? Ben de sol altta yapay zeka diyorum. Şu. Evet. Bunlar hepsi yapay zeka. Yani bu tabloların hepsi yapay zeka tarafından 2018'de yapılmış bir derin öğrenme algoritmasının yaptığı eserler. Şimdi tabii farklı alanlardan gelen dinleyiciler var. O yüzden ben birazcık da bu yapay zeka dediğimiz şey nedir? Ve bu yapay zeka dediğimiz şey nasıl sanatla ilişkili? O yüzden bir yapay zekanın tarihinden size bahsetmek istiyorum. Yapay zeka 54 yılında hatta Dartmouth College'da bir yaz okulu esnasında Herbert Simon, Marvin Minsky gibi büyük isimlerin bir araya gelip aslında satranç, otomatik satranç denen bir makine üretelim deyip ismini onun yapay zeka diyelim deyip onunla başlıyor. Sonra ilerleyen zamanlarda yapay zekalar ikiye ayrılıyorlar. Bunlardan ilki sağ tarafta gördüğünüz AI yazan şey Artificial Intelligence büyük harflerle yazılıyor. Bunu biz güçlü AI diyoruz. Strong Artificial Intelligence. Bu grup insanlar da sağ tarafta mantıklı düşünülen, mantıklı hareket edilen yapay zekacıları da küçük AI diyoruz. Big AI yani zayıf AI. İki grup birbirinden apayrı bilim adamlarından oluşuyor. Yani aslında hedefleri farklı olan bilim adamlarından oluşuyor. İlk gruptaki insanlar daha çok insan gibi düşünebilen ve insan gibi davranabilen yapay zeka yazılımlar ve robotlar yaratmaya çalışırken ikinci grup daha çok mantıklı düşünen, yani rasyonel ajanlar veya da mantıklı hareket edebilen ajanlar yaratmaya çalışıyorlar. Bu insan gibi davranmak dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen kişi Alan Turing. Turing testini geliştiriyor, Turing makinesini geliştiriyor. Sonra Turing test dediğim bir makale yazıyor. Bu makalede kendisi bu arada 2. Dünya Savaşı'nda
Almanların yenilmesinde çok büyük katkı bulunan bazı şifreleri çözüyor. İngiliz istihbaratında çalışıyor kendisi, bir anlamda akademisyenlik yapıyor. Turing testi şu şekilde oluşuyor. Bir makine var, makinenin içinde bir sağ tarafta ortada bir insan var. Sağ tarafta bir yapay zeka bilgisayar var, sol tarafta bir insan var. Sadece yazarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Yani gerçek değil, birbirlerinin yüzlerini görmüyorlar. Buradaki ortadaki insanın amacı da human questionnaire dedikleri. Yazıştığı kişinin acaba insan mı yoksa yapay zeka mı olduğunu ayırt edebilmek. Bu test her sene Turing ödülleri var. Fakat şu ana kadar Turing testini geçebilen bir yapay zeka yok. Ta ki 2000'li yıllara geldiğimiz zaman ne kadar o zamanlarda geçebilen bir yapay zeka makine yapamıyorlar. İnsan gibi düşünmek dediğimiz zaman da kendi düşüncelerimizi anlayabilmek, psikoloji deneyimleri yürütebilmek ve beynimizin nasıl çalıştığını incelemek. Buradaki bu yapay zeka araştırmacılarının birçoğu interdisipliner çalışan insanlardan oluşuyor. Yani sinir bilimcisi de var, bilgisayar mühendisi de var, sanatçısı da var, linguistik, antropoloji, hakimliği de var işin içinde. Bunların amacı, biz bir yapay zeka yapacağız ama bu yapay zeka insana benzesin. Bütün özellikleriyle, her şeyle. İnsanın aslında bir nevi replikasını yapalım. Hedefleri o. Ama zayıf yapay zeka ile uğraşan insanlar bunu yaptı. Sadece hayatımızı kolaylaştırsın. İşte Amazon alışverişlerimizde veyahut da Trendyol alışverişlerimizde işte bize akıllı tavsiyeler versin. İşte ben bunu beğendim, bunu da al diyebilsin. Mantıklı olsun sadece. Çok fazla da insana benzemesin. Ne biyolojik olarak ne de düşünsel olarak. Ve mantıklı hareket edebilsin. Atıyorum bu hedef doğrultusunda yapılacak bir yapay zeka araba şeye çarpmasın, barikatlara çarpmasın veyahut da sollamasın diye arabaları. Kaza yapmayayım ben ama işimi görsün. İnsan gibi de olmasın. İnsan gibi araba kullanmaya ne gerek var? Sadece beni hayatta tutsun araba kullanırken gibi hedefleri var. Bunlar uzun süre iki grup insan bir ayrım yapıyorlar. Birbirlerine sürekli taş atıyorlar literatürde. İşte biz siz doğrusunu bilirsiniz, biz doğrusunu biliriz gibi. Son bu yıllarda bunların ilk grubunun içine sinir bilimciler de girdi. Hatta computational neuroscientist dediğimiz insan sinir ağlarını cidden modellemek hedefi olan insanlar da girdi. Fakat sayıca çok azlar. Yani şöyle göstermek gerekirse bu sağdakiler sayıca çok fazla ve bu soldaki insan gibi düşünen yapay zeka yapmak isteyen insanlar sayıca çok azlar ve sürekli bir tartışma söz konusu. Çok ütopik buluyorlar onları. Çok hayalperest bilim kurgu buluyorlar. Sayıca çok oldukları için çok fazla çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalara örnek vermek gerekirse biliyorsunuz IBM'in işte 1997 yılında Gary Kasparov'u yenen işte Deep Blue bilgisayarı standart reinforcement learning algoritmalarını kullanıyor. İşte MIT'de geliştirilen Cynthia Brazel'ın kısmet dediği robot sembolik programlama diliyle yaratılmış. Önceden kodlanmış. Yani demek istediğim şey şu. Bu robot belki sizi gördüğü zaman gülüyor. Veyahut da işte suratına asabili üzgün ifade gösteriyor. Ama bunun davranışlarının hepsi önceden kodlanmış davranışlar. Yani sana bakan bir insan gördüğü zaman gül. Veyahut da kafasını çevirdiği zaman üzül tarzı önceden kodlanmış davranışları sergilen. 1999 yılında Sony'nin Aygos'u çıkıyor. Günümüzde evimize kadar gelen işte akıllı işte robotlar, iRobot vesaire, Apple'ın Siri'si ve IBM'in Watson'ı, bunların hepsi o bahsettiğim zayıf yapay zeka ekolünden çıkma yazılımlar. Bu arada diğer grup sürekli teorik problemler oluşuyor. İşte çok aralarında çok fazla felsefeci var.
Böyle aslında zihin beden ayrımından bahsediyorlar. Var mı böyle bir şey? Varsa biz ne yapacağız? İşte modelleyemeyeceğiz vesaire. Tartışmaları dönerken 2014 yılında diğer zayıf AI grubunun yaptığı bilgisayar yazılımı Turing testine geçiyor. Eugene isminde bakabilirsin internetten. Diğer grup boş durmuyor. Ama hep teorik çalışıyorlar. Yani pratikte pek ilerleme kaydedemiyorlar. Birazcık da o diğer grubun yaptıklarından bahsedeyim, bu güçlü AI'cıların. Marvin Minsky, birkaç sene önce kaydettik, MIT'de MediaDuck'taydı. Kendisi bir ilk 1950'li yıllarda bir Perceptron dedikleri bir yapay sinir ağı geliştiriyor. Çok basit bir yapay sinir ağı. İnsan nöronunun daha çok daha kapasitesi düşük. Sadece toplama çıkartma yapabilen belki bir yapay sinir ağı yapıyor. Bu yapay sinir ağını insan yüz algılamasında kullanıyor. Sağ tarafta gördüğü yüzü bu şekilde bir yapay sinir ağını temsil edebiliyor. Sonra 80'li yıllara geldiğim zaman bu Perceptron modeli Marvin Minsky'nin birazcık daha gelişiyor. David Rumelhart ve Jeffrey Alman'ın yaptığı işte backpropagation algoritması ve nöral ağlarda zaman algısına neden olan bir yapı kuruyorlar kendileri. Birazcık da ilerliyor ama yine çok az. 80'lerin sonuna geldiğim zaman İngiltere'de Geoffrey Hinton şu gördüğünüz el yazılarıyla yazıları, rakamları işte tanımlayabilecek bir yapay zeka nöral mimarisi kuruyor. Yani bunu gördüğün zaman 8, belki bunu ben yazdım, belki bunu başka biri yazdı. Hepsinin 8 numaraları tanımlandırabiliyor. 80'lere kadar bu grup, hatta 2000'lere kadar bu tarz basit programlar görüşüyor. Sıkamadan. Ama tabii bu arada diğer grup bunları çoktan solladı. Ama bu grup, işte Geoffrey Hinton'un içinde bulunduğu ve birkaç kişinin daha ismini vereceğim birazdan. Teorik çalışmaya devam ediyor. Biz bunu yapacağız diyorlar. Ne olursa olsun. Yapamamamızın birkaç nedeni var. İddiaları. Bunu gerçek insan zekası gibi bir zekayı yapamamamızın nedenlerinden bir tanesi bu insan beyni çoklu ağlardan oluşuyor. Çok katmanlı ağlardan. Birinci katman, ikinci katman, altıncı katman, üçüncü, dördüncü, beşinci katman. Yani kortikal katmanları sembolize etmek için kurulur. İnsan korteksi altı katmanla oluşuyor. Bu katmanlar arasındaki error transferinde bir problem var. Aktaramıyorlar, beceremiyorlar. Tek bir ortada ağ, nöral ağ oluyor. Tek bir nöral ağ olunca ortada da, hidden layer deniyor buna, kapasitesi düşüyor çok. Yani herkesin yüzünü algılayamıyor. İşte seninkini algılarken seninki de beceriksiz oluyor. Beceremiyor yani. Ama Geoffrey Hinton, şuradaki yapay zekacı, 20 sene boyunca hiç sıkılmadan ben bu problemi nasıl çözerim diye düşünüyorum, şu problemi. Çünkü işin aslında gizemli yanı ve bütün bu insan beynindeki gerçek performansı çıkartabilecek nöral mimari yapı bu sağdaki. Ve 2006 yılında bunu başarıyor. Sonunda diyor yaptık. Bu oldu diyor. Bir, bu aslında 2006 yılında yapılan bu deep learning dedikleri derin öğrenme yapay zeka literatüründe aynı Thomas Kuhn'un paradigma değişimi dediği şeye neden oluyor. Bir anda 2006 yılında, yani bilenler belki aranızda bilgisayar mühendisi var, yer yerinden oynuyor. Nasıl becerdi bunu diye. Üzerine Martens 2010 yılında bunu geliştiriyor ve 2013 yılında artık bu derin öğrenen adversarial algoritmalarda bir çığır açılıyor. Bu çığır şöyle bir şey, insan görme korteksini tamamen modellemeyi başarıyorlar. Yani bu demek oluyor ki insan gibi gören yapay zekalar yaptık.
Biz bir yapay zeka yaptık, insan yüzünü tanımlıyor. Herhangi bir algoritma yapmadık. İnsan gibi becerebilen bu işi bir algoritma yaptık diyorlar. Neticede bu strong, güçlü AI'cıların tarihine baktığımız zaman işte 2006-2017'de Hinton'un makalesi, 2017'de yine bir çığır açan makale yayınlanıyor. Bunlara da kapsül networkler deniyor. Beynin modüler, hem hiyerarşik hem de modüler işlemlemesini bilgisayarda kodlamayı başarıyorlar. Bu tabii çok büyük bir başarı çünkü normalde diğer yapay zeka algoritmaları, örneğin Picasso'nun bu tablosuna baktığı zaman insan yüzü diyemiyor buna. Çünkü işte burnun olduğu yerde değil, gözler olduğu yerde değil, bir küçük bir yaklaşım var. Ama Jeffrey Hinton'ın yaptığı 2017'deki kapsül ağlar, şu sağda gördüğünüz şekilde bile insan yüzü deyip bu insan yüzünü tanımlayabiliyor, kime ait olduğunu buluyor. Çok başarılı. Hayır, deneyde Picasso'nun yaptığını kullanmıyorlar. Ben örnek olsun diye Picasso söylüyorum. Şimdi geldik günümüze kadar. İki akımda bir tanesi insan görme korteksini modelledi. Diğer grupta bunu sembolik olarak yapay zeka algoritmaları yaşadı. Ama bu yapay zeka sanata yönelik. Bu arada ben bugün sadece görsel sanatlardan bahsediyorum. Müzik veyahut da diğer sanat dallarıyla ilgili uygulamalar da var. 1973 yılında Harold Cohen kendi sanatçı ama yapay zekacılarla beraber çalışıyor. Bu zayıf yapay zeka akımıyla. Şu şekilde tablolar yaptırtıyor yapay zeka. Bu Lisp kodu kullanıyor. Sonra 2000'li yıllarda C# kullanmaya başlıyor. Tamamen mantıksal, işte şuraya geldiği zaman kalemin buraya bir kare çiz, onu kırmızıya boya gibilerinden eserler yaptırtıyor. Aron 1990 yılına geldiği zaman o kendine verilmiş kodlardan rastgele olarak sadece tabloyu üretiyor. İnsan tablosunu. Şu sol tarafta da gördüğünüz kendisinin 1990'lı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı. Orada bir robot kolu var, bilgisayara bağlı. Bilgisayara bağlı olan kodlardan kendi bir resim üretiyor. Şimdi tabii o dönem 90'larda bu çok popüler oluyor ama gerçekten insanın yaptığı tabloları o kadar çok benzemiyor. Değil mi? Bilmiyorum. Siz ne derdiniz bunu diyorsunuz? Ama 2015 yılına geldiğimiz zaman bu derin öğrenme algoritmasını geliştiren gruplar biz diyorlar ki öyle bir şey yapacağız ki, öyle bir algoritma yapacağız ki bu sanatçıların stilini öğrenecek, yaratma stilini. Hatta yaratma stiline farklı yorumları da var. Yaratma stilinin dışında biz bilinç altını da okuyacağız. İnsanların bilinç altında sakladıkları zihinsel temsillerin de neler olduğunu öğreneceğiz diyorlar. Ve birkaç yazılım geliştiriyorlar. Bu yazılımda örneğin bir Van Gogh tablosu. Sol tarafta da bir şehir manzarası görüyorsunuz. Sağ tarafta da yapay zekanın yaptığı tabloyu görüyorsunuz. Van Gogh'un tarzında o şehir manzarasını resmediyor. Bu aslında çok çılgınca bir fikir çünkü Van Gogh tablolarını Van Gogh yapan stil nedir? Yani herkesten daha iyi taklit ediyor bunu ve bu taklit ettiği şeyi
yeni bir fotoğrafı uygulayabiliyor. Burada o az önce bahsettiğim ara katmanlar var ya, kortikal katmanlar modelledikleri. Orada aslında bilinçaltı temsilleri yatıyor. Ve şunu görüyorlar, aslında o ağlarda bilinçaltı temsili ve senin stilinle ilgili bilgiler saklanıyor. Dolayısıyla ben bir stili maksimize edecek bir fonksiyon yazarsam, bir de içindeki gerçek resminin, fotoğrafın içindeki kontente, içeriği maksimize edecek bir fonksiyon yazarsam ve ben bunu nörel, derin öğrenen nörel ağlara verirsem, sonunda işte şu şekilde bir tablo elde ederim diyorlar. Peki bunu sadece Van Gogh resimlerine yapıyoruz? Hayır. Aynı resmin William Turner'ın bir tablosuyla eğitilmiş halde sağ tarafta. William Turner tarzı yapılmış bir resim. Edward Munch tarzı yapılmış bir resim. Van Gogh tarzı yapılmış bir resim. Kandinsky tarzında yapılmış bir resim ve Pablo Picasso tarzında, Pablo Picasso stilinde yapılmış bir resim elde ediyorlar. Yani aslında pek çok ressamın stilini öğrenebiliyor ve bunu çok iyi bir şekilde taklit edebiliyor. Peki bunu resme uygularsak, o zaman videoya burada yaptıkları şey şu, sizin bir videonuzu alıyorlar, bir de Mona Lisa tablosunu alıyorlar, sizin videonuzdan suratınızı çıkartıyor, öğreniyor. Mona Lisa'dan çıkartıyor ve sizin suratınızı Mona Lisa üzerine oturup Mona Lisa'nın, yani aslında oynatıyor, hayata geçiriyor Mona Lisa'yı. Sizin suratınızdaki hareketlere bakarak. Bunu sadece işte Mona Lisa tablosuna yapmıyor da işte Salvador Dali'nin fotoğrafından yapabiliyor. İşte İnci Küpeli Kız'a yapabiliyor. Neil Armstrong'a yapabiliyor ve aklınıza gelecek her türlü bir tek fotoğrafla yapabiliyor bu arada. Bu büyük bir başarı. Yani öyle binlerce fotoğrafa gerek yok. Sadece tek bir fotoğrafla yapabiliyor. Ve bundan sonra zaten belki aranızda bilenler vardır. O deep fake dedikleri hiç denk geldi mi? Birinin yüzünü alıp başka birinin yüzünü videosunu oturtmak. Deep fake dedikleri akım ortaya çıkıyor. Aslında yaptıkları şey bir derin öğrenme algoritması var, convolution network. Bu convolution network'e birincisi landmark'ları girdi olarak veriyorlar. Şu generated dediği şey aslında nörel ağ, tamamen 9 katmanlı bir nörel ağ. Bir de yüzleri veriyorlar. Bu yüzlerde o landmark'lardan yapay öğrenen ağ, aşağıda gördüğünüz görselleri üretebiliyor. Dolayısıyla her ne kadar bu Harald'ın yaptığı, Aron programıyla yaptığı sanat eserleri, yapay zeka sanat eserleri güzel gözükse de derin öğrenmeyle yaratılan sanat eserleri insanlarda bir büyülenme hissi ortaya çıkartıyor. Bunun en son versiyonu ICAM diye bir derin öğrenme algoritması. Bu ICAM'da yaklaşık 80 bin görüntü daha önce yapılmış Batı tarihindeki 80 bin tabloyla eğitiliyor. Ve bu tablodaki eserlerin, herkesin, bütün sanatçıların stillerini öğreniyor. Ve sonra da siz bu stillere yönelik bir eser istediğiniz zaman
herhangi bir kafasına göre bir stilleri de bu arada karıştırabiliyor birbirlerine. Atıyorum Picasso'yla Van Gogh'un stilinin sentezini oluşturup ona göre bir görsel çıkartabiliyor. Ve üretiyor bu gördüğünüz eserleri. Bu eserler 2017 yılından beri Frankfurt, Los Angeles, New York, San Francisco gibi sergilerde sergileniyor. Bu gördüğünüz eser Christie'de 16 bin dolara satıldı geçen sene ve alıcı da buluyor. Bu bildiğim kadarıyla bu eser La Famille de Belly 3 tane yapay zeka sanatçısı tarafından satılıyor bir açık arttırmada Amerika'da 432 bin dolara. Alıcı buluyor bu eserler. Şimdi toparlayacak olursam konuyu. Derin öğrenmeyle üretilen yapay zeka sanat eserleri daha çok taklit ediyor. Daha önce yapılmış eserlerin stillerini örnek taklit ediyor. Zayıf AI ile yapılmış algoritma kurallar çerçevesinde çiziyor. Bu insanın yerini tutar mı? Tartışmaları insana yaptığı sen. Tabii ki de tutmaz. Çünkü hani bildiğimiz gibi sanatın çok farklı fonksiyonları var insan hayatında. Bir kere politik bir cevap olabiliyor sanat eseri veyahut da duygusal bir cevap olabiliyor, duygusal bir paylaşım olabiliyor. Yani bir nevi kalpten geliyor. Ama yapay zekanın yaptığı şeyler aslında taklit etme. Hiçbir zaman insanın yerini tutamıyor. Ama şöyle bir şey akım doğuyor bundan. Bazı sanatçılar hibrit modeller geliştiriyorlar. Yapay zeka, yani kendileri yapamadıkları resimleri yapay zekadan yardım alarak gerçekleştirme yoluna gidiyorlar. Yani aslında kendi yaratıcılıklarına katkı sunacak bir araç olarak yapay zeka denilen algoritmaları kullanıyorlar. Bu resimlerin bazılarını işte Washington Post'un art kritiğine, efendime söyleyeyim işte Paris'te bazı sanat eleştirmenlerine gösteriyorlar. İnsan mı yoksa yapay zeka olduğunu söylemeden kritikler bunların yapay zeka olduğunu bilmemelerine rağmen bu mesela 430 bin dolara satan eseri yerden yere vuruyorlar eserleri. Yani çok başarısız eserler olarak görüyorlar. İşte çok amatör, çok taklitçi, öğrenci bir şey olarak görüyor bazı kritikler vesaire. Dolayısıyla özgün bulunuyorlar. Neticede bunlar önceden yapılmış eserlerin sentezleri oluşturuyor. Bu bağlamda bir özgünlük problemi de var. Ama benim inancım o ki önümüzdeki 10 yıl içinde o özgünlük problemini de çözülüp bu eserlerin de çok farklı bir yöne doğru gideceği. Yani aslında buradaki problem yapay zekanın insan gibi eserler üretmesi, yapay zekanın yapay zeka gibi eserler üretmesi alıcı bulacak. Yani biz kalkıp atıyorum bir maymunlar da resim yapıyor mesela. Değil mi? Elini fırça verdiğiniz zaman bir şey. Biz maymunu taklit etmeye çalışmıyoruz. Biz kendi elimize belki taklit ederek vermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde robotlar da insan değil de diğer robotları taklit ederek öğrenme işine girdikleri zaman daha özgün eserler çıkacağına inanıyorum. Ve teşekkür ediyorum sizlere. İki tane kaynak var burada ilginizi çekebilecek. Bir tanesi deepart.io, diğeri de eart.org. Ama bitiremeden sonra belki size bir soru sormak istiyorum, son bir soru. Onu kaydetmedim şimdi galiba. Efendim? Ha tabii.
slaytlısın, kusura bakmayın. Neticede sana belki dediğim zaman bazı insanların şöyle bir tanım var. Alıcı bulabiliyor mu? Başka insanların beynisini topluyor mu? Bu eserlerin hepsi topluyor. O bağlamda yapay zekanın yaptığı tablolara sanat der miyiz? Deriz. İnternette biraz gezecek olursanız, fillerin yaptığı, orangutanların yaptığı, gorillerin yaptığı sergiler var. Hatta 65'lerde başlıyor bu. Şempanzelerin yaptığı yağlı boya tabloların satışı ve çok da sergilerde çok ciddi rakamlar alıcı buluyor. Ve hani yapay zeka niye bulmasın ki? Çok teşekkür ederim etmeniz için. Umarım... Soru cevap yapıyor musunuz? Soru cevap yapmak ister misiniz? Şimdi sorularımız var mı? Evet. Evet, neticede benim söylediğim, yani bahsettiğin şey, yaptıkları şey bununla aynı. Evet. Yani evet. Bu zaman şey yaptım yani, belli. Yok, ben taklitten kastım stil transferi. Evet. Özgün, bunlar da özgün. Daha önce yapılmamış tablolar. Yani. Ama stil olarak başkasının daha önce öğretilen stillerden özgün bir şey çıkartıyor. O yüzden özgün diyemiyorum ben bunlara, taklit diyorum. Ama insanlar da böyle yapıyor. Hani baktığın zaman Batı'daki sanat tarihini benden muhtemelen daha iyi bilenler vardı burada. Yani belki 500'den fazla, yani 500'e yakındır kendine özgün bir stil geliştirilen sanatçı sayısı. Bundan fazla değildir. Yani herhangi bir sanat tarihi kitabını aldığın zaman da zaten daha bile az hatta kendi stiline oluşturduğun. O bağlamda bence özgün değil. Yani yeni bir şey değil. Ama olacak gibi geliyor. Teşekkür ederim katkınıza. Ona belki kodlanması ileride aslında ürettikçe bunun farklılaşması ve bizim belki de özgün diyebileceğimiz şeylerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Çünkü zaten dediğiniz gibi sanatçılar özgün yaşıyorlar. En başından hiçbir çok özgün bir eser yaratarak istisnalar hariç çok ortaya aslında çıkmıyor. Ece, teşekkür ederim. Görüşüne katılıyorum ama insanın sanat yapma biçimi, üretme biçimi, nedenleri, altta yatan nedenleri yapay zekada yok. Bir tepki olarak insan üretiyor. Bir amacı var. Duygusal belki yaşadığı aşktan ilham alarak çiziyor. Veyahut da bulunduğu sosyoekonomik durumdan, politikadan, ilişkilerinden sosyal bir canlı insan. Bir benliği var. Yapay zekanın benliği yok şu an. Ne zaman ki yapay zekanın benliği olur, o zaman onun yaptığını belki kabul edebiliriz. Ama şu anda kabul edilebilecek seviyede değil. İstediğin kadar 100 bin tane, 1 milyar tane fotoğraf göster, yine de bu eser taklit olacaktır. Belki gelecekte o benlik modelleri de var şu anda yapılan yapay zekada.
aktif olarak yüksek lisans öğrencilerine çalışıyoruz. Belki öyle bir şey olursa, olur. Sorunuz olan başka? Olabileceğini söylediğiniz özgün eserle kendi ifade ettiğiniz yani benlik de ortaya çıkacağını çalışmalar da devam ediyor. O benliği nasıl kazandırmayı düşünüyorlar bilgisayar olarak? Bedenle. Beden ne demek? Beyin tabi olacak da, yani gerçek beyin değil tabi bahsettiğim şey, bilgisayar işlemcisi, beden sahibi olarak, yani robot olarak sahip. Yani çok daha derin bir konu aslında, belki başka zaman gireriz de. Deri olması gerekiyor. Yapay zekanın yaşadığını sanması gerekiyor galiba. Evet. Yani duygu vermek gerekiyor, koku almıyor. Evet. Görmeyin. Evet. O şekilde geliştirebilirim. Bilmiyorum. Belki Güzel Saatler Fakültesi'nin hocaları da vardır onlar. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bak hocam. Tam da konuşma oraya geldi. İşte kaçıncı versiyonu yapacağız? Kaçıncı versiyonuyuz? Biz herhalde 6. jenerasyon. Teşekkür ederim. Ben de Sayın Burak Erdiniz hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aslında benim tuhaf bir deneyimim var şu anki sorularınızın genel ekseni açısından. Ben de iletişimci olarak gelecek teknolojilerin insan makine eklemlenmesini çalışıyorum. O süreçte de bir Hong Konglu HanseCorp firması. Belki onu da incelemek istersiniz. Çünkü humanoid dediğimiz bedenli robotlarla sağlık sorunlarını aşabilmek için çalışıyorlar. Ama tabii ki ana eksenin burada kalmayacağını, o humanoidlerin bize farklı alanlarda da hizmet etmesini bekliyoruz. İstanbul'daki bir zirveye katıldıklarında o robotla doğrudan yakınlaşma fırsatımız oldu. Yüzünüzü 26 sensörle izleyip başınızı eğdiğinizde tuhaf baktığınızda kaygıyla yanıt verebilecek alt kodlamanın. Aynı zamanda bahsettiğiniz deri doku değdiğinizde tek fark var. İnanılır gibi değil. Hani şu deri direnci var ya, tek fark ısı. İnanılmaz irkiliyorsunuz. Çünkü hem fiziksel olarak benziyor, ısı dışındaki bütün unsurlarla. Bunu yapma sebepleri de hastanın kendisini, kendisiyle ilgilenen kişiye yakın hissetmesi, kişi gibi hissetmesi robot yerine. Umarım başarılı olur ve umarım bütün bu veriler bize keyifli şeyler çıkarır sonuçta. Hani distopik alana kaymamaya çalışarak. Ben öncelikle şuna teşekkür edeceğim. Gerçekten iyi ki geldiniz. Keşke öbür günlerde de olsaydınız. Biz bayağı farklı bir yolculuktan geçtik. Büyük keyif aldık. Umarım bir kısmını size de aktarabilmişizdir. Öncelikle Fransız kültürdeki son gecemiz ve çok zarif bir ev sahipliği. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Öykü burada bitti mi? Picasso'yla bir Big Bang öyküsü. Hayır. 18 Ocak'ta bu sefer hemen karşıya geçeceğiz Aralık. İzmir Ticaret Odası'na. Efendim? Aralık. Aralık Ocak mı dedim? Özür diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel. 18 Aralık günü saat 16'da İzmir Ticaret Odası'ndayız. Neden? Çünkü şu anda Picasso sergisi Arkas Sanat'la İzmir'e geldiğinden beri iki bölümümüz üniversitede ders içeriklerinde Picasso dokusu üzerine devam ediyor. Biri tanıdık gelebilir, biri moda tasarım, moda tekstil tasarım bölümü. Onlar aynalama tekniğiyle size biraz farklı bir sergi hazırladılar. 36 öğrenci, şu anda da ek dersteler, gece çalışıyorlar, umarım her şey yetişecek. İkincisi de Picasso şef olsa, biz o tabakları nasıl görürdük? Bu çalışma, gastronomi bölümümüzün çalışması. Onların da sergisini yine İSTO'da gezme şansımız olacak. 18'inde bununla ilgili küçük de bir bilgilendirme yapabileceğiz. Dilerim sizleri yine orada aramızda görürüz. Ama bu galiba sürecek gibi. Çünkü benim Arkas Sanat Merkezi'nin sayın kuratörü Müjde Ustası'ndan aldığım habere göre bu sıra dışı sergiler serisi devam edecek. Biz de bir üniversite olarak sıra dışı olan her şeyin
daha renkli, daha kapsayıcı ve bize daha ilham verici hale gelmesi için çaba harcamaya çalışacağız. Tekrar teşekkür ederiz efendim.